Arkadaşlar hoş geldiniz. Az önce parçamızı işledik, çevirdik. Tekrardan sıfırlama yapmamız lazım. Elimde şöyle ışıklı prop var. Bu propla parçamızın işlenmiş yüzeyinden dolayısıyla sıfırlama işlemi yapamıyorum. Bunun için saat kullanmam gerekiyor. Şöyle bir saatim var. Bu saatim esnek. Her türlü yere girebiliyor. Her şekilde hareket edebiliyor. Birazdan parçanın temiz yüzeyine dokunacağım. Daha sonra karşı tarafına geleceğim. Tekrardan temiz yüzeyine dokunacağım. Ve parçanın orta merkezini bulacağım. Herkese iyi seyirler. Saatimizi şöyle yakınlaştıralım. Çevireyim. Bu şekilde çevireyim şöyle. Sıfıra kadar getirdik. Bu şekilde gördüğünüz gibi saatimizin probu parçanın yüzeyine temas ediyor. Üst tarafı herhangi bir şekilde duvara dokunmuyor. Şöyle sıfıra kadar getirdik. Şimdi montere geçelim. Buradan genişlik ölçü kısmından atlayarak pozisyon al dedik. X eksenindeki koordinatları bulduk. Karşı tarafa geçiyorum. Tekrardan parçanın duvarına dokunduruyorum. Saatimizi sağa sola çevirip en yüksek noktasını buluyoruz. Sıfıra geldiği zaman hassas bir şekilde sıfırlama işlemini yapmış olacağız. Tam sıfıra geldik. Tekrardan monitöre geliyoruz. Atlayarak pozisyon al dedik. Diğer köşenin de koordinatlarını buldu. Daha sonra 54, 55, 56, 57, 58, 59 hangisine kaydetmek istiyorsak onları seçiyoruz. 54 koordinat yaz. Tamam mı diye soruyor. Input'a bastığımız zaman X ekseninde orta merkezi bulmuş olduk. Aynı işlemi Y ekseninde de yapacağız ve Y ekseninde de orta merkezi bulacağız. Şöyle ortaya geldik. Aynayla kontrolümüzü yapıyoruz. Parçaya saati çarpmamak için. Tamamdır. Duvara dokundu. Saatimizi sağa sola çeviriyoruz. Tam sıfıra geldi. Tekrardan atlayarak pozisyon al dedik. Y eksenindeki koordinatı bulduk. Saati herhangi bir yere çarpmadan dikkatli bir şekilde karşıya getiriyoruz. Saati sağa sola çevirerek sıfıra geldiğinde Y eksenini hareket ettireceğiz. Tam sıfıra geldi. Saatimizi tekrardan çevirelim. Şu anda tam sıfırda. Tekrardan monitöre geçelim. Atlayarak pozisyon al dedik. Bulunduğu koordinatı buldu. G54 koordinat yaz. Input dedik. Ve X'ye eksenini bulduk arkadaşlar. Yavaşça kontrollü bir şekilde yukarıya kalkıyoruz. MDA'ya gelip X0, Y0 yazıyoruz. Ve Start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar X ve Y eksenini saat ile sıfırlamasını yaptık. Bu şekilde herhangi bir sorun sıkıntı yaşamazsanız parlak yüzeyde birebir birleşmeyi görürsünüz. En garanti yöntem bu. Şöyle bakalım.
gayet güzel olmuş. 0'a 0 yanaşmış. Sizler de bu yöntemi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. En garanti yöntem, en etkili çözüm bu çözüm arkadaşlar. 0'a 0 birleşmeyi yapar. Herhangi bir şekilde en ufak iz bile yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.